sırada emlak sektörü var. Uzmanlarımızdan İmam Göztaş bu haftada emlak sektöründeki bilinmeyenleri Londra Mahallesi kameralarına anlattı. Emlak piyasası ile ilgili son gelişmeleri emlak uzmanı İmam Göztaş'tan almaya devam ediyoruz. Öncelikle bugün özellikle izleyicilerimize sorunlu kiracı, yani tabi buradan özellikle ev sahiplerine seslenmek istiyorum. Sorunlu kiracısı olan ev sahiplerinin yapmaları gereken, bu durumda biz şirket olarak ne gibi yardımda bulunuyoruz vesaire gibi bilgiler vereceğiz bugün izleyicilerimize. Tabi öncelikle sorunlu kiracı bildiğiniz üzere herhalde bütün ev sahiplerinin kötü rüyalarından bir tanesidir herhalde. Yani bir sorunlu kiracıyla uğraşmak insanı gerçekten de çok yıpratabiliyor. Bir ev sahibinin yapmış olduğu yatırımdan da bıktırma durumu olabiliyor. Tabi burada öncelikle sorunlu kiracılar nasıl oluyor, onları bir altını çizelim. Öncelikle evinizde biri oturuyorsa ve kirasını ödemiyorsa bu sorunlu kiracı haline gelmiş oluyor. Tabi evinizde biri oturuyorsa ve evinizde zarar veriyorsa aynı zamanda sorunlu bir kiracı haline geliyor. Evinizde bir kiracı varsa ve kirasını zamanında ödemiyorsa vesaire yan taraftaki komşusuyla tartışıyorsa vesaire evde durmadan sorun çıkartıyorsa bunlar hep sorunlu kiracı statüsüne giren kiracılar oluyor. Şimdi tabi ev sahiplerinin birçoğunun bildiği üzere bu tür kiracılar olduğu zaman kiracılara verdikleri notis, yani 2 aylık vermiş olduğu notisten sonra kiracıyı çıkmazsa evden onun mahkeme aracıyla, yani yasal işlem başlatmanız gerekiyor. Tabi bu yasal işlemler nasıl oluyor ve aslında baktığımız zaman ilk yapmış olduğumuz kontratın aslında önemi, ne kadar da önemli olduğunu bir kez daha anlamış oluyoruz. Tabi burada bizim amacımız insanları hem ev sahiplerini bilgilendirmek hem de aynı zamanda da doğru yerde doğru bilgileri alıp ve doğru ajanslarla çalışmalarını sağlamakta buradaki özellikle röportajımızın sebebi. Şimdi bir ev sahibi belki kiracısını evden çıkartmak istiyorsa belli bir prosedür takip etmesi gerekiyor. Demin bahsettiğimiz gibi yasal işlem prosedürü takip etmesi gerekiyor. Tabi bunlarda en önemlisi olan şeylerden bir tanesi de ilk yapmış oldukları kontrat çok önemli. Şimdi kiracıları iki türlü evden çıkartabiliyorsunuz. Bir tane Section 21 dediğimiz, yani 21. bölüm. Bir de aynı zamanda 8. Yani bunlar kiracı ve ev sahibi yasaları, yani kontratlarda bulunan 8. madde ile 21. madde üzerinden yapılan şeyler. Tabi burada ilk önce kiracıya verilmesi gereken tam 2 aylık bir şey süreci var. Notis süreci var. Yani evimi 2 ay içinde boşaltır mısın diye bir talepte bulunuyorsun ev sahibi olarak. Kiracı evden çıkmazsa yasal işlemleri başlatıyorsun. Section 8 dediğimiz ise bu durumda kiracılar nedir? İşte komşularda sıkıntı yaşayan kiracılar, anti behavior, social behavior sorunu olanlar ve aynı zamanda da kirasını ödemeyen veya da kira borcu olan kiracılar için başvuru yaptığımız mahkeme süreçleri bunlar. Ve bu da 8. bölüm olarak geçerli hukukta. Burada 8. bölümde de kiracının kirasını ödemediği için başvuru yapıyorsunuz ve çıkartma talebinde bulunuyorsunuz mahkemede. Eğer ki ilk başta yaptığınız kontrat düzgün ve yasal şekilde yapılmamışsa bu durumda kiracıyı evden çıkartmanız gayet zorlaşıyor ve zaman zaman da çıkartamama noktasına kadar gelebiliyor. Şimdi burada kontrat yaparken dikkat etmemiz gereken şeyler ne? Yani mahkeme sürecinde özellikle dikkat etmemiz gereken süreçler ne? Eğer ki kontratta ev sahibi adını yazmışsa ve kendi ev adresini yazmamışsa mesela o kontrat çok geçerli sayılmıyor. İkincisi, eğer ki depozit olarak kiracıdan depozit aldıysanız ve bunu kayda geçirmediyseniz DPS, TDS veya da Deposit Protection Scheme'ler gibi yerlerde, kurumlarda eğer ki bu parayı depozit aldığına dair bir kayıt belge yoksa elinizde, o zaman yine de kiracı çıkartmanız zorlaşıyor. Hatta bu durumda şöyle bir şey oluyor. Eğer ki kiracı size depozit vermişse ve depozit kaydı altına gelmemişseniz, bu durumda ev sahibi ki kiracı ev sahibini vermiş olduğu depozitin 2,5 katı kadar mahkeme açabiliyor ve o paraya hak kazanıyor. Aynı zamanda vermiş olduğu depoziti geri alıyor. Yani diyelim ki 1000 poundluk bir yerde ne oluyor? İşte 2500 pound bir ceza ödemiş oluyor ev sahibi. Bir daha almış olduğu 1000 poundu da geri vermek zorunda oluyor. Ne oluyor bu durumda? Ev kiracı 3500 pound ev sahibinden talep etmiş oluyor. Şimdi aynı zamanda da kontratlarımızda işte bugün herkesin alabildiği kontratları kullanmak çok mantıklı değil. Çok profesyonelce bir şey değil. Çünkü orada siz ev sahibi olarak sizin hakkınızı çok savunabileceğiniz bir parça yok orada. Tabi burada ne oluyor? Bizim gibi şirketler özellikle Fire Properties olarak biz yaptığımız her kontratta ev sahibini %100 anlamda garanti alıp onları her hukuksal işlemde kendilerini üzerine basabilecekleri, yani kendilerini cover yapabilecekleri bir duruma getiriyoruz. Tabi bize ulaşmak istiyorlarsa veya da herhangi bir soruları varsa, bizimle görüşmek istiyorlarsa Stockdale'in Church Street Şubesi, Tottenham Şubesi, Edmonton Şubemiz, Edmonton Half Road Şubemiz,
Enfield Half Toss şubemiz ve aynı zamanda Edmonton Silver Shoes şubelerimiz herhangi bir tanesine geldikleri takdirde bize ulaşıp bize gereken bilgileri alabilirler. Önümüzdeki haftalarda İmam Göztaş'tan emlak sektörüyle ilgili detaylı bilgi almaya devam edeceğiz.